Merhaba, San Montero YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir, nasıl birisiyle evlenebilirsiniz, nasıl biriyle evlenebilirsiniz? Bu doğrultuda açılımlar yapacağım. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için tabii ki. Bakalım kartlar neler gösterecek. Bu destemden 3 tane kart seçeceğim. Böyle asıl ana özelliğini gösteren 3 kart ve devam kartları tabii ki seçeceğim her açılım, her deste için. İsterseniz kartlara göre, isterseniz objelere göre odaklanıp seçebilirsiniz. Bu videoda emektar objelerimi de kullanmak istedim. Böyle kanalımı açtığım ilk zamanlardan beri kullandığım gerçekten emektar objelerim. Bu objelerin ilginç bir tarafı var. Bu objeleri ilk başlarda ne zaman kullansam, hani böyle aradan bir ay geçtikten sonra bile kullansam, böyle bazı kişiler, manyaklar diyeceğim artık, sürekli aynı objeleri kullanıyorsun falan gibi yorumlar yazıyordu. Böyle aradan zaman geçmiş ama bir de sürekli aynısını kullansam ne olacak yani, hani hani so what, okay, aynısını kullanıyorum diyelim sürekli. Böyle bu objelerin öyle ilginç bir tarafı vardı, böyle ne zaman kullansam, uzun bir aradan sonra bile kullansam. Böyle birisi sürekli aynı objeleri kullanıyorsunuz falan gibi yorumlar yazıyordu. Ben böyle önüme gelen şeyi obje olarak kullanan birisi değilim. Burada çünkü semboller çalışıyor, hayatınızda da öyle. Burada mesela yapay çiçek kullanmam. Çünkü Feng Shui'ye göre yapay çiçeğin yaşam enerjisi yok. Evlerde de kullanılmaması önerilir. Enerji olarak da ben burada kullandığım objelerin kolektife yansıyacak enerjisini vesaire her şeyini detaylı düşünerek objeleri seçmeye çalışıyorum. Ama öyle arada manyaklar çıkıyordu. Bu objelerin öyle bir tarafı vardı. Ne zaman kullansam bu tarz yorumlar yapanlar çıkabiliyordu. Çok seviyorum ben bu objelerimi. Bakalım kartlar bu objelerle yapacağımız açılımlarda ay, ananas ve yıldız sizin için neler gösterecek? Niyetimi de hemen sesli olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Bakalım kartlar bu doğrultuda niyetime uygun kişiler ve enerjiler için neler gösterecek. Evet, Allah tüm hayvanları, kedileri, köpekleri, yavru kedileri, yavru köpekleri, kuşları, yavru kuşları, tüm hayvanları, doğayı, ağaçları, bitkileri, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, masumları, çocukları, bebeklere, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde, sağlıkla, sıhhatle, güvenle, güvenilir, güvenlikle, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu yaşatsın. Amin. Bunu seçiyorum. Evet. Sağlıklı, sıhhatli kedilerin, köpeklerin, doğanın sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenli, güvenlikle, Allah'ın en yüksek korumasıyla, rahmetiyle, merhametiyle, sevgisiyle, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu yaşamasını seçiyorum. Evet. Amin. Bakalım. Şimdi açılıma geçebiliriz. Kartlar neler gösterecek? Ben şimdi dediğim gibi her obje için birer kart seçeceğim. Siz kartlara da çekilebilirsiniz. Objelere de çekilebilirsiniz. Birden fazla deste de dinleyebilirsiniz. Burada tamamen kendinize göre değerlendirin. Ben bir şeyleri böyle kıt bakış açısıyla değil, böyle gerçekten kıt bakış açısıyla değil, kendine göre değerlendirebilen insanların taraftan daha çok yarar elde ettiğini düşünüyorum. Ve gördüm de gerçekten. Evet, ay objesini seçenler, seçecekler için, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için
Evleneceğimiz kişi nasıl olabilir? Bu arada harf seçmeli de olacak. Şöyle harf kartları da burada kendi oluşturduğum. Bakalım kartlar neler gösterecek bütün olarak. Evet, ay objesini seçenler. Nasıl birisiyle evlenebilirsiniz? Niyetine uygun kişilerle enerjiler için. Ama nasıl seçenler, seçecekler, nasıl birisiyle evlenebilirsiniz? Ve yıldızı seçenler, seçecekler, nasıl birisiyle evlenebilirsiniz? Yani sanki böyle elmaslar, zümrütler, yakutlar gönderin o zaman. Çok objeye takılıysanız, bunu daha önce de demiştim. Hemen o yorumlar kesilmişti zaten sonrasında. Gönder, elmas gönder, yakut gönder, zümrüt gönder. Ben de kullanayım obje olarak. O kadar önemliyse senin için, değil mi? Evet, kartları seçtim. Odaklanıp seçebilirsiniz. Dediğim gibi istiyorsanız kartlara göre, istiyorsanız objelere göre odaklanıp seçebilirsiniz. Şöyle de göstereyim objeleri de. Şöyle. Evet, ben ay objesini seçenlerle başlıyorum. Bunları da şöyle kenara alalım. Karışmasınlar. Nereye koyabilirim? Sizi ben şuraya koyabilirim. 2, 3. Ops. Bu yapışkanım buradan çıktı. Silikonla yapıştırmak gerek onu tekrar. Bunu böyle koysam sizin için daha iyi. Işığını açalım. Evet, birinci desteği seçenler. Ay objesini seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Nasıl biriyle evlenebilirsiniz? Enerjiler her zaman değişip dönüşebilir sizin doğrultunuzda. O doğrultuda değerlendirin. Dediğim gibi kıt bakış açısıyla değil, geniş bakabilin. Yoksa iyiliği, güzelliği, şansı da alamazsınız. Kendinize çekemezsiniz. Lenormand kartlarını da getireyim. Onları getirmeyi unutmuşum. Evet.
kendinden birden fazla Oracle destesi kullanacağım ama büyük ihtimal açığa girmeyecek. Sorun değil açığa girmemesi. Ben yine kenara alıp size gösteririm yorumlarken. Çünkü o enerjileri, o destenin enerjilerini de o destelerini kullanmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir bakalım. Açı falan ne durumda? Sanki sağır aslında. Bakalım. Ups. Şu iki Oracle destemi de kullanacağım ama onlar açığa sığmayacağı için onları kenara alıp en son yorumlayacağım yine. İki tane yani gelsin. Şöyle burada dursun bunlardan. Onlara da en son bakarız. Açıya çünkü girmeyecekler. Şuraya bir sıra da alabilirim ama çok sıkıştırmak istemiyorum. Bir bakalım. Tekrar. Evet, gayet güzel gözüküyor. Evet, birinci desteği seçenler, ay objesini seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? En sonunda harflere bakacağız. Courage, bir cesaret, bir aslan enerjisi, mutluluk, happiness ve dreams. Ben burada yani direkt olarak belki klişe gelebilir size ama kartları görüyorsunuz zaten. Cesaret, mutluluk ve hayaller, rüyalar. Yani rüyalarınızdaki gibi, hayallerinizdeki gibi birisinin hayatınıza girebileceği enerjileri görüyorum. Bir kere bu kişi hayat enerjisi çok yüksek birisi. Bir ateş enerjisi, hayat yaşam enerjisi, mutluluk, mutlu olabilme, hayatın tadını çıkarabilme, doyabilme, o doyum enerjisi hayat içerisindeki yüksek birisi. Cesaretli, gösterişli, böyle bir güzel birisi olabilir. Ben burada çok sarışınlık ya da kumrallık enerjisi de hissettim açıkçası enerjiler doğrultusunda. Saçları özellikle daha böyle ışıltılı olan, belki böyle işte altın rengi, sarı, kumral, kadın erkek fark etmez. Belki biraz hafif kabarık, böyle bir hani saçı dikkat çeken ve daha açık renklerde olan birisi olabilir burada gördüğüm. Özgüveni yüksek ve gerçekten hayattan keyif alan birisi olarak görüyorum. Bu kişiyi rüyalarınızda görebilirsiniz. Bu kişi sizi rüyalarında görebilir, görmüş olabilirsiniz. Burada gördüğüm ama hayallerindeki gibi birisi enerjisi çok yüksek. Ve ben bir özgüven enerjisi yüksekliği de görüyorum. Devam edelim. Ters koymuşum galiba. Sorun değil. Şöyle açarız. Bakın rüyalar dedik Azize ile geldi zaten. Ay enerjisi. Böyle bir gerçekten hissetme enerjisi görüyorum. İki tarafta da.
Bakın aslan dediklerine kralı geldi. Yine bir ateş enerjisi. Bir kere gerçekten hayat enerjisi çok yüksek birisi. İşi gücü yerinde de birisi olarak. Burası bayağı güzel geldi yalnız maşallah diyelim. Burası çok güzel geldi. Gerçekten. Şuraları da açalım bir. Ben sizi belki şu anda bile uzaktan stalklayan, izleyen, stalk dedim. Bakın büyüteç enerjisi geldi yine. Bir stalk kartıyla. Birisi olarak görüyorum kendisini. Bazılarınız için bu kişi sizi özellikle erilerin dişileri çok ulaşılmaz. Hayatlarında rahat açıkçası. Kupa dokuzusuyla mutlu olduklarını. Ya burada erilerde şöyle bir şey var dişiler için. Ben şunu gördüm. Görür görmez vurulma tabiri caizse. Gerçekten o enerjiyi çok hissettim burada. Bu kişi burada benim gördüğüm şu anda bile sizi stalklayan birisi olabilir çok fazla. İletişimsizlik söz konusu olabilir. Sanki aradaki bilinmezliği özellikle dişilerin belki bu kişiyi böyle bir eğitim alanı, ortak iş alanı tanımış ama sonradan böyle hayat sizi farklı yerlere götürmüş olabilir. Ve sanki böyle dişillerin sessizliğiyle ilgili ya acaba ne yapıyor, ne ediyor gibi bir merak içerisinde olan birisi olarak görüyorum kendisini. Hayat enerjisi çok yüksek, işinde, gücünde, belki okul arkadaşınız olabilir, ortak iş yaptığınız birisi olabilir, ortak zevkleriniz olan da birisi olarak görüyorum açıkçası bu kişiyi. İkinci şans enerjisiyle geliyor. Ben şunu çok hissettim. Sanki zamanında sizi çok istemiş ama sonra araya belki işte mezun oldunuz, belki işten çıktınız o ya da siz. Böyle bir şey girdi. Zaman, işte iletişimsizlik, bir kopukluk burada gördüğüm. Sanki şimdi o bitişin ardından bakın merak ediyor. Hani bir ortak bir alanda bulunmamız, görüşmemiz, konuşmamız bitti ama belki ben hani bir şans yakalayabilirdim ama bitti o. Ama şimdi acaba tekrar o başlangıcı yapabilir miyiz gibi çok fazla düşünme, stalklama enerjisi içerisinde olan. Gerçekten sürekli ben burada büyüteçle de geldi. Yoğun bir stalk enerjisi görüyorum. Sizinle ilgili. Tam istediği yani eril, dişillerin eril için burada bu evleneceğiniz kişi olarak gözüken eril için çok böyle hayallerdeki kadın olma durumu söz konusu. Azize ve kupa dokuzusu geldi. Wow yani. Ama işte bir bitişle de geliyor burada. Hani o şans bitti mi gibi. Hani tam hayallerimdeki gibiydi. Etkilendim, bayağı etkilendim. Çok etkilendim. Ama bir ortak bir şeyiniz bitmiş sanki. Bir kesilmiş. Ve şimdi tekrar şansını denemek istiyor. Çok yakından inceliyor bu kişi sizi. Bir de hayatınızda bir başkası olabileceğiyle ilgili de bir düşüncesi olabilir. Belki hayatınızda gerçekten bir başkası olabilir. Ya da bu kişi öyle düşünüyor olabilir. Kadınlar için başka hayatlarında erkeklerin olabileceğiyle ya da şöyle söyleyeyim dişil enerjiler için hayatlarında başka evlilerin olabileceğiyle ilgili bir ikilemi de mevcut bu kişinin. Dişiler daha sessiz, daha böyle çok böyle gizemli, maneviyatı yüksek, enerjisi yüksek, böyle rahat, bazıları işte enerjisel konularda işler yapan birisi olabilir ama gizemli. Böyle çok mesela Azize enerjisi çok sosyal olmayan bir enerjidir. Çok ilişki yaşamayan bir enerjidir. Azize formunda geliyorsanız ilişki yaşamak için biraz daha dünya formuna inmek gerekiyor. Azize biraz daha hani göklerin üstü gibi bakın. Ayın da üstünde o kadın. Yani böyle burada birazcık daha hani böyle manevi olarak yükseliş söz konusudur Azize'de. O boyutta da ilişki yaşamak. Çünkü ilişki daha dünyevi formda bir şey. Zor olabiliyor. Yani o seviyeye erişkin bir eril olmalı ki Azize onunla ilişki yaşayabilsin. Ama Aziz mesela eş kartları olarak gösterilir ama
Bu benim kendi düşüncem. Azize'nin eşi bir enerji bence değildir. Çünkü Aziz daha dünya formu. Ama Azize, Aziz'in üstünde de bir form. Aziz öğretir, öğretmek için uğraşır. Yeri geldiğinde cezalandırır. Tatlı sert. Hani tatlılığı da nerede bilmiyorum ama. Bu arada sene kartlarında da anlatmıştım. Aziz biraz zorlayıcı bir enerjidir diye. Bana hep Satürn enerjisini de hissettirir o kart biraz. Böyle yoldan çıkınca yola da sokar hani. Böyle bir şefkat tukadı tasavvuftaki gibi tabiri caizse. Hazır yeni yıl yaklaşıyorken sene kartını da izlemediyseniz sene kartınızı, yıllık sene kartınızı tarotta öğrenebileceğiniz bir hesaplama mevcut ve gerçekten o kartın enerjisini o yıl yaşayabiliyorsunuz. Bununla ilgili ben geçen sene yılbaşından önce bir video çekmiştim. İzlemeyenler varsa, bilmeyenler, eski videolarımdan ya da sene kartınız ne diye Sun Moon Tarot, yıl kartı, sene kartı gibi böyle yazıp bulabilirsiniz ya da direkt olarak geçmiş videolara bakıp bulabilirsiniz. İzlemenize çok tavsiye ederim. Çok yararlı bir video o da. Çok böyle kolektifte ilk defa ben daha önce bu konuda hiç video çeken görmedim açıkçası. İnsanların da hani kendi hayatları doğrultusunda enerjiler nasıl şekilleniyor aslında az çok görebilmesi için çektiğim çok yararlı da bir video. Dediğim gibi sene kartınızı öğrenmek için izleyebilirsiniz. Burada böyle bir enerji görüyorum. Şu anda aranızda belki bazılarınızın iletişimsizlik dışında bir fiziksel mesafe de olabilir. Olmak zorunda değil. Hani çok fiziksel mesafe hissediyor muyum? Bir tık açıkçası. Çok yoğun da hissetmiyorum. Bu kişi sizden çok hoşlanan, çok hoşlanmış, zamanında geçirdiğiniz o ortak süreç içerisinde açıkçası çok hoşlanmış birisi. Belki şu anda siz bu kişiyi çok bilmiyor olabilirsiniz ya da hani bağlantım çoktan koptu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu kişi sizi çok düşünüyor ve hayatınızda bir başkasının olabileceğiyle ilgili de bir ikilemi var kendisi. Özellikle eriller, çok fazla eril enerjilerle iş yapan, çalışan birisi olabilir. Güneş, Asa Kralı, İmparator, ateş enerjisi çok yüksek birisi. Burada ben ne görüyorum? Kemikli bir suratı olabilir. Bazılarınız için bir tık iri yarı birisi olabilir. Yani ortadan uzuna bir irilik enerjisi de var ama özellikle erillerde yine. Çok kilolu birisi olmayabilir. Burada gördüm ama şöyle bir geniş omuz falan. O enerjiyi çok hissettim açıkçası. Güzel giyinen, dış görünüşüne çok önem veren, güzel bir işi olabilir. Erillerde yine bir başka erille ortaklaşa iş yapma durumları görüyorum. İşte bir ortağı vardır, bir başka eril enerjiyle ortaklaşa bir iş yapıyor olabilir. Belki hem eğitim verdikleri ya da hem eğitim aldıkları hem eğitim verdikleri, yani iş yaparken öğrendikleri özetle bir iş yapıyor olabilirler burada gördüğüm. Zaten imparatorla geliyor. Tam evlenecek erkek modunda bir enerjiyle geliyor kendisi. Sahipleneceğim, sorumluluk bilinci çok yüksek birisi. Bu kişi bir şeyleri ertelemez mesela. Ve burada ben şöyle bir enerji de görüyorum. Kendisinin şu anda hayatında karar enerjisi iki kez geldi. Ama bu karar enerjisi yine bir başka erile doğru gidiyor. Burada gördüm. Bir başka erille şu anda iş yapmakla ilgili bir karar aşamasında olabilir. Ya da kendi işini kurmakla ilgili. İş hayatıyla ilgili, öğrenim hayatıyla ilgili. Şu anda karar aşamasında olan, belki sözleşmeler falan bunlar aşamasında olan birisi olabileceğine dair de bir enerji görüyorum. Sizi çok kendisine denk birisi olarak görüyor aslında. Bir tık hatta ulaşılmaz. O sessizliğiniz bir tık sanki dişilerdeki bir ulaşması zor görünüş de sağlamış ama diyor ki hani ulaşırım ben. Ben ulaşırım. Çok yoğun bir tutkusu var çünkü. Hayatı çok hareketli birisi olarak görüyorum bu kişiyi. Tutkusu çok yüksek. Koşmak istiyor sanki, bakın size, tutkularla, beğenisini, ilgisini belli etmek istiyor burada gördüğüm.
Hani beni seç isteyen bir enerjisi var. Koç, aslan, yay ya da boğa başak oğlak enerjisinde birisi olabilir. Burada başka ne görüyorum? Çekici birisi. Yani hem kadınlarda hem erillerde, hem dişillerde hem erillerde. Erkeklerde çekicilik çok yüksek oranda söz konusu. Bir de şunu görüyorum. Belki işle ilgili kendisini sağlama aldıktan sonra da size adım atmayı planlıyor olabilir ama şu anda bile sanki sizi gözetliyor ve içinde çok büyük bir adım atmaya, kendini göstermeye yönelik beni seç gibi, hani ben buradayım gibi böyle bir istek enerjisi olduğunu görüyorum. Kafasına koyduğunu yapan birisi. Kendi işini kurmak, yönetici olmakla ilgili bir süreç içerisinden geçen birisi de olabilir. Özellikle eriller. Devam edelim. Zihninizi akıllıca kullanın. İzleyin ve bekleyin. Zaten bu kişi de şu an bunu yapıyor. Ve yumuşak yaklaşın. Ben bu kartı görür görmez nazik birisini görüyorum açıkçası. Nezaket duygusu olan böyle hoş birisi enerjisi çok hissettim. Dişillerde de böyle bir nazik enerji söz konusu olabilir. Geyik ruhuyla. Hani böyle bak, böyle bir ben burada hani bakın bu geyiğin direkt gözleri çok dikkatimi çekti. Böyle dişil enerjilerin özellikle bakışları böyle bir çok etkileyici olabilir. Böyle biraz ıslak ıslak bakıyor olabilirler. Su etkili insanların gözleri genelde ıslak bakıyor. Bu benim kendi çıkarımım ve hani çok da yanıldığını görmedim. Ay burcu yükseleni ya da kendi burcunda su etkisi olan kişilerin bakışları daha böyle ıslak oluyor. Daha böyle canlı oluyor. Ama çok böyle toprak ya da hava etkisi olan, su etkisi az insanların bakışları daha böyle donuk, parlak olmuyor. Çok gözlemledim bunu. Ben böyle bir ıslak bakış, böyle bir hani hoş bakış enerjisi de görüyorum. Deniz atı ruhu, deniz atında da erkekler, o aklıma geldi direkt. Erkekler doğuruyor, çocuk taşıyor. Burada ben biraz hani babalık enerjisi de, sorumluluk enerjisi de yüksek birisini görüyorum. Ya sanki diyor ki işimi gücümü de kurduktan sonra ben şu saatten sonra gerçekten ciddi ilişki istiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, bu kişi çok hayat enerjisi yüksek birisi. Yani Azize formuyla onu yakalamanız biraz zor olabilir. Yani böyle işte gezer, tozar, hem işine hem ilişkisine vakit ayırabilir. Böyle zamanı dolu dolu yaşayan birisi. Güneşle de geldi. Gerçekten çok kendine güveni ve cesareti yüksek birisi. Bir de deniz atı ruhu. At, burada da bakın bir hani şövalye. Bazılarınız için binicilik falan da arada hobi olarak yapıyor olabilir. Öyle bir şey de hissettim burada gördüğüm. Ve zihninizi akıllıca kullanın diyor. Burada şu anda ben bunu da şu olarak görüyorum. İşiyle ilgili hani akıllı kararlar, ortaklıklar yapmak istediği bir süreç içerisinde olabilir. Çok da akıllı birisi olarak gözüküyor. Time to go, gitme vakti diyor. Community, böyle bir topluluk. Birlik. Ya şu kartın bakın aşıklarla göstereyim. Ruh eşleri ve aşıklar da aslında bir noktada. Ben dediğim gibi burada bir sizi gerçekten böyle dream wife ya da dream husband enerjisinde görme durumu söz konusu. Yani böyle bir hayallerindeki eş görme durumu söz konusu. Şu anda sizi stalklayan birisi ama. Bakın değnek ikilisi yine geldi. Ve sonraki adım atmak diyor bakın. Şu anda bu konuda. Ve yine bakın kararlardan bahsediyor. Bold and ambitious choices. Ve partnering with others who share your dreams. Senin hayallerini paylaşan bir partnerle partnerlik yapmak diyor. Ya da işte diğerleriyle partnerlik yapmak. Senin hayallerini paylaşan. Sanki bir eril var hayatında. Ben bunu daha çok iş gibi görüyorum. Bir de işte diyor ki hani bir de hayatında bir eş enerjisi
Hani şu anda aslında istiyorum durumu söz konusu. Ben dediğim gibi bu time to go, gitme vakti zamanında aranızda bir gidiş bir bitiş olmuş burada gördüğüm. Ve burada da sanki o gidişin ardından burada diyor ki mesela vazgeçme. Burada hayvan hakları konusunda bu kart onu da gösterir. İnsan hakları, hayvan hakları, işte aktivizm, çevresel konulara duyarlılık. Yani aslında her insanda olması gereken o duyarlılık enerjisine sahip birisi olabilir kendisi. Ben bir de time to go'nun yanında bakın yumuşak yaklaşın, gitme vakti ve değnek dokuzlusu. Sanki aradaki o iletişimsizlik, işte bir tarafın gitmesi, uzaklaşması. Yani burada ondan uzaklaşma gibi düşünmeyin. Ortak bir alandasınızdır. Olağan bir uzaklaşma gerçekleşmiş olabilir. Sanki şu anda bununla ilgili de böyle bir taraftan cesaret edip ama bir taraftan da böyle bodoslama da gitmeyeyim. Hani nazik, hoş yaklaşayım, ortak noktalardan yürümek istediği, böyle bir giriş yapmak istediği enerjiler olduğunu da görüyorum. Birazcık ben bu enerjiyi sizin enerjiniz, özellikle dişli enerjilerin enerjisi olabilirmiş gibi de gördüm. Sanki böyle hani dişli enerjileri, buradaki eril enerji, birazcık böyle hani herkesi hayatına almayan Azize işte. Böyle bir hani yaklaşmak noktasında birazcık, çünkü değnek dokuzlusu biraz klasik tarotta hatırlayanlarınız olabilir. Başı sarılıdır, yara almıştır. Çok mücadeleli bir yoldan geçer. Ve yara almıştır ama ona rağmen savunduğu şeyler için ayakta durur ve savunmaya da devam eder. Kendini güvenli bir alana alıp. Tetiktedir aynı zamanda. Sanki sizin daha çok dişilerin enerjisi bu. Yani bir dişi enerji için dinliyorsanız böyle geçmişten aldığı yaralarla ilgili böyle bir savunma enerjisinde olan birisi olabilir ama burada eriller de sanki bu duruma nazik yaklaşabilecek. Dediğim gibi direkt böyle haldır uldur, ilişki yaşayalım, evlenelim. Ha, çok istiyor ve istiyor ama ben burada makul yaklaşabilecek bir enerjide olduğunu da görüyorum. Çünkü burada sizin ortak noktalarınızın çok olduğunu ve hayatı açıkçası hani bu işiyle gücüyle birlikte sizinle de geçirebileceğini düşünüyor ve planlıyor zaten. Yani önündeki planda bakın buradaki Azize var zaten bu erilin. Ve Renewal mahkeme kartı. Geçmişi yine gözden geçirmek. Ya geçmişten birisi dedim. Bu kişiyi tanımamanız gibi bir durum görmüyorum. Akışta da onu gördüm. Mahkemede geçmişten birilerinin tekrar gün yüzeye çıkmasıdır. Ve yine bakın değnek ikilisi. Şu an yine dejavu yaşadım. Ara ara açılımlarda bunu yaşıyorum ilginç bir şekilde. Sanki bakın o baktığı yerde yine geçmişten birinin gelmesi gibi bir durum var. Bazılarınız için mahkemeyle ilgili süreçler söz konusu olabilir bu kişinin hayatında. Ve imparator gelmişken bahsetmek gerekiyor. Çok o enerjiyi hissettim mi aslında? Çok göstermiyor ama belki de bu kadar değinmek gerektiği için göstermemiş olabilir. Boşanmış birisi olabilir bazılarınız için. Ya da böyle bir belki birlikte yaşadığı, evlilik gibi sürdürdüğü bir ilişkisinden ayrılmış birisi olabilir. Ve burada şunu da görüyorum. Hani tekrar hayatınıza girebilecek birisi olarak da yine gösteriyor aslında. Yine burada gördüğüm. Geçmişinizi çok sıkıntılı görmüyorum ama. Hani burada affedicilikten falan da bahsediyor ama. Çok sıkıntılı bir geçmiş enerjisi görmedim. Ben bunu daha çok renewal, yenilenme, hani tekrar karşınıza çıkması ve bakın ruh eşleriyle geliyor olarak görüyorum. Şimdi şu kartlara da bir bakalım. Bu destede favori kartlarımdan birisi. Şu kartın enerjisi bana bakın hatıralarla geldi. Geçmiş enerjisi çok tanıdığınız birisi yani. Ama şu an belki çok düşünemeyecek ya da böyle bir hani seçenekleri böyle bir şu mu bu mu falan gibi düşünecek olabilirsiniz. Ortak iş ya da ortak eğitim enerjisini çok yoğun olarak görüyorum. Oradan böyle belki tahmin yürütebilirsiniz enerjiler doğrultusunda. Bir kere çok çekici birisi. Gerçekten biraz önce de demiştim.
Böyle bakın yine burada bir geniş omuz, şöyle bir hani bir cüsseli bir duruş, böyle bir güçlü kollar, enerjisini görüyor musunuz? Burada da onu çok hissettim. Yani böyle çekici birisi ve centilmen, bakın nazik demiştim. Hoş birisi gerçekten. Bazılarınız için böyle bir kirli sakalı falan olabilir. Arada bıraktığı. Bazen tamamen kesiyor olabilir erillerde. Hatıralar diyor. Geçmişten tanıdığınız birisi. Sırt dönme var yine bakın burada. Time to go. Ve ben bunu bakın zamanında belki de bu kişi size açılamamış olabilir. Hayatınızda belki başkası vardı. Burada hani nezaket var. Hani işte naziklik var, centilmenlik var, gentleness enerjisiyle. Hatıralar ama sonra bakın turn away. Yani bir sırt dönme, bir dönme bakın o taraftan. Yine bir kadın bu evliliğinden sanki sırtını dönüyor. Burada da demiştim. Bunu direkt olarak hani bu kişiye sırt dönmek, ben sana küstüm gibi bir şey olarak hissetmiyorum. Belki bazılarınızda öyle olabilir mahkemeyle. Hani affedicilik de orada bir tık bahsedildiği için ama... Sanki ben bakın burada hani balıklar bu tarafa gidiyor. Sanki o sırada hayat akışı böyle gelişmiş gibi görüyorum. Ya da kısmetleriniz o sırada başka yöne doğru sizi götürmüş. Bu kişiden bir hani sırt dönmeniz durumu söz konusu olmuş. Ama aslında bu kişiyle hatıralara, anılara sahipsiniz. Yani paylaşımlara sahipsiniz burada gördüğüm. Evet, şu kart yine önde kalsın. Roots of Abundance, burada kök çakrayla ve tılsım kralıyla bakın, maddiyatı iyi, güzel, hali vakti yerinde, dediğim gibi kariyerinde başarılı birisi olarak görüyorum kendisini. Çok kemikli surat enerjisi de gördüm açıkçası. Bu kartı çok hissetmiştim, açılımdan önce hissetmiştim, bu destede çıktı. Ve hoş bir aranızda bağlantının olabileceğini, kalbinizin anahtarını birbirinizin açabileceğini söylüyor. Ve bakın yine wish upon a star, yani dilek dilemek. Sizi dileyen kupa dokuzlusu, dreams bakın, azize, yıldız, ay, böyle bir rüyalarda görme, dileme, isteme. Ve burada demiştim ki belki klişe gelebilir ama hayallerinizdeki gibi mutlulukları size yaşatabilecek, hayallerinizdeki gibi birisi demiştim. Ve yine bakın tam dileklerinizdeki, hayallerinizdeki gibi birinin sanki gelmesi durumu var. Ve the power of purpose, amacın gücü. Ve bakın hedefi tam vurmak, tam 12'den vurmak burada. Sanki öyle bir durum var. Şöyle söyleyeyim, yani burada sanki istediğiniz şeyin tam böyle 12'den böyle şak diye vurulduğunu görebilirsiniz. Ya ben dişilerde şunu görmüyorum. Net olarak siz bu kişiyi isteme gibi bir hal ve tavır içerisinde değilsiniz ama eriller bu dişileri çok istiyor. Yani diyor ki ben onu böyle tam hani direkt olarak onu istiyorum. Yani şey burada net sizi istiyor ve hani şey burada hani öyle düşünün. Hedeften sapma gibi bir durum söz konusu değil kendisinde. Sizi isteme noktasında çok net birisi olarak da gözüküyor. Burada yine. Burası bayağı güzel geldi. Şimdi bir de harflere bakalım. Ve ateş enerjisi çok yüksek. Toprak ateş. İki, kırk dört, dört, altı, yine kırk yedi, kırk bir. Dört sayısı da burada çok gözüme çarptı. İki ve dört sayıları. Evet, şimdi harflere bakalım. G ve K harfleri geldi. F, B,
O, Ç, Z, G, Ü, U, yumuşak G ve yumuşak G ve K harfleri de isminde, soy isminde ya da işte sizin için belki bir işaret olabilecek herhangi bir şeyinde sosyal medya hesabı, plakasıydı, işte anahtarlıydı, bilmem nesiydi olabilir. Ama burada harflerden ziyade daha çok enerjilere odaklanın. Buradaki enerjiler bu şekildeydi. Uyumladığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğiyle hemen devam edelim. Ay bunda ışığı... Aa, elimi yaklaştırdığım anda geri geldi. Energy. Enerji. Şöyle hemen toparlayalım. Evet, ikinci desteği seçenler, ananas objesini seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir. Şunları ters. Şöyle karıştıralım. Okay. Evet. İkinci desteğim. Ananas objesini seçenler, niyetine uygun kişiler ve enerjiler için evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Thank you.
Önce bunu mu koymuştum? Evet galiba. Bir önceki destede böyle mi koymuştum yoksa diğer türlü mü? Onu hatırlamıyorum şu an. Böyle koymuştum galiba. Yok böyleydi, hatırladım. Allah, kartlar fırlıyor. Evet, bunlar bir önceki destede denemiştim. Açıya sığmıyor ama ben seçip şöyle kenara koyup yorumlarken size göstereceğim. Evet, kartları seçtik. En son harf de seçeceğiz. Şöyle bir bakalım. Açıya. Zaman ne çabuk geçti gerçekten. 49 dakika olmuş. Evet, ikinci desteği seçenler direkt kartları açmaya başladım. Zaman deyince içgüdüsel olarak. Ananas objesini seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir. Truth, doğru, gerçek. New beginnings. New beginnings. Yeni başlangıçlar ve peace, barış, huzur enerjisi geldi. İçsel olarak kendi içinde huzuru yakalamakla ilgili bir dönüşüm geçirmiş birisi olabilir bu kişi. Yani bundan sonra hayatımda işte huzurlu olacağım, bana huzur veren kişi.
kişileri hayatında tutacağım gibi. Kendi içinde, kendi hayatında sanki yeni bir benlik oluşturduğu, yeni bir kimlik oluşturduğu, hani böyle yeni bir ben gibi, böyle yeni bir ben dediği bir süreç içerisinde olabilir. Burada gördüğüm. Sanki kendisini bulmakla ilgili ve daha böyle huzurlu bir hayat yaşamakla ilgili bir sürece geçiş yapmış birisi olarak görüyorum. Devam edelim. Güç kartı. Dünya. Wow. Yine burada da çekicilik, güzellik, yakışıklılık. Hem de nasıl? Özellikle yine dişilerde burada hissediyorum. Yine bir aşıklar kartımız. Wow. Çok güzel geldi. İki deste de muazzam geldi. Burada çok fazla kişi kartı var ama. Ya iki tarafın hayatında da çok fazla kişiler olabilir burada gördüğüm. Ben bunları farklı kişiler olarak hani görebildiğim gibi hani insanların kişiliklerinin farklı yönleri. Hani kılıç kraliçesi olan, değnek kraliçesi olan tarafı. İşte tılsım kralı olan, kupa kralı olan tarafı gibi de burada görüyorum daha çok. Çünkü devam edelim söyleyeceğim. Çok böyle hani başka kişi, yıldız yan yana geldi. Wow diyorum sadece. Çok güzel geliyor enerjiler maşallah. Burada da yine dileklerin gerçek olması var. Şifalanmak var burada gördüğüm. Daha sağlıklı, ilişkiler açısından da açıkçası bir döneme geçiş yapmak var. Ve ben burada bu eril enerjinin özellikle sanki böyle bir dilekleri gerçekleştiren, böyle sanki ne istiyorsanız yapabilecek bir tarafı varmış gibi görüyorum sırada. Dediğim sırada artık şey hani böyle çabuk çabuk anlatsım geliyor. O kadar güzel bir akış ve o kadar güzel bir enerji hissediyorum ki burada. Tılsım kralı ve balık. Bir kere hani kısmetli, çok kısmetli ve size de çok şans getirebilecek birisi ve maddiyatı çok çok iyi birisi. Yani bayağı iyi birisi. Ay çok yüz ifademi görseniz şu an. O kadar güzel geldi ki. Şimdi açıkça görüyorsunuz. Baykuş ve kılıç kraliçesi enerjisi geliyor buradan. Dişil enerjiler bu kişiden etkilense bile... Ben bir kere ne görüyorum biliyor musunuz? Bu kişi şu anda hayatınızda olan birisi değil. Hayatınıza çok mucizevi, çok böyle hoş, çok böyle büyük bir şans gibi böyle rastlantıyla karşınıza çıkabilecek birisi. Sosyal medya üzerinden, yolculuklar aracılığıyla karşınıza çıkabilecek birisi olabilir. Farklı kültürden birisi olabilir. Ülke farkı, şehir farkı gibi durumlarınız söz konusu olabilir. Ama erilde de dişilde de burada gördüğüm şöyle bir enerji var. Geçmiş sayfaları artık kapattık. İki tarafta da geçmişle ilgili bir olgunlaşma ve karakterde sağlamlılık enerjisi görüyorum. Yani saçma saçma ilişkilerin peşinden, koşma durumunun kapanmasının ardından, güç ve dünya ile, özellikle dişillerde de görüyorum, tılsım kralı ve yıldızla erillerde de görüyorum. Karakterin olgunlaşması, sağlamlaşması, böyle bir dik duruş, gerçekten karakter, güçlü bir karakter sahibi olma evresine geldikten sonra karşınıza çıkabilecek birisi. Bazılarınızın güç ve dünya kartıyla Satürn döngüsünü tamamladıktan sonra siz, ya böyle tam Satürn döngünüzü tamamlarsınız, o sırada karşınıza çıkabilir. Ya da böyle bir Satürn'le ilgili bir döngüdesinizdir. Hani bu illa o 27 yıllıktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İlla öyle bir döngü olmak zorunda değil ama işte evlilik evinizden geçiyordur. İlişki evinizden geçiyordur falan. Böyle tam böyle oradan böyle çıkmak üzereyken belki tam böyle bir süreç tamamlandıktan sonra hayatınıza girebilecek birisi olabilir. Özellikle dişiler için. Burada bu enerjiyi çok görüyorum.
Ben burada farklı kişiler enerjisini açıkçası görmüyorum. Çok fazla kişi kartı gelse de. Sanki burada kartlar bana iki tarafında hem erilin hem dişilin farklı taraflarını gösteriyor. Burada eriller bir kere çok mal mülk sahibi. Hani para para para. Bunu hiç böyle yanlış parayla ilişkinizi düzeltin. Para deyince böyle hani bir hem parası olan insanları yargılamayın. Hem de para konusunda enerjinizi iyileştirin. Ben böyle sosyal medyada yorumlarda falan da görüyorum. Böyle işte çok zengin kişilerle ilgili sürekli bir çamur atma sevdası içerisinde insanlar. Aslında içten içe kendilerinde olmadığı için. Ama böyle kendinizden bolluk bereketi uzaklaştırıyorsunuz. Parayla barışın. Hani para para demişken onu söyleyeyim. Burada çünkü para 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 yani. Bu kişi çok varlıklı, çok maddiyatı yüksek birisi olarak gözüküyor açıkçası. Ve sizin de hayatınızda dileklerinizi, istediklerinizi ne istiyorsanız sunabilecek birisi. Evlilerde bir kıskançlık enerjisi de görüyorum. Kıskanç, sevdiğini çok sahiplenen, çok kıskanan açıkçası birisi olarak gözüküyor burada. Hayatınıza çok ani girecek bakın. Çok böyle rastlantıyla girebilecek. Sosyal bir ortam, sosyal medya. Böyle sanki bahçe kartıyla da belki bir yere gideceksiniz, orada görecek. Sonra belki sizi sosyal medyadan bulacak olabilir. Yani böyle bir enerji akışı görüyorum burada. Kutsal ruh rehberiniz olsun da sanki bir görüp sonra peşinizden koşacak gibi hani kaybetmeyeyim ben bu kişiyi. Hani bir şansımı deneyeyim enerjisiyle, aşkla geliyor zaten bakın kendisi. Ve burada karşılıklı bir çekim yaşayabileceğiniz enerjileri görüyorum. Dişli enerjiler de çok özgüvenleri yüksek, karakter sahibi. Böyle hani lafını esirgemeyen, ama bu kötü anlamda değil. Yani lafını esirgememek, böyle salak saçma konuşmak demek değil. Onu söyleyeyim. Arada çok nadir olsa da danışanlarda gördüğüm için böyle saçma saçma ben diyorum ki ne anlatmak istiyor burada, ne diyor acaba? Öyle bir şey değil. Hani burada gerçekten ne, zaten kılıç kraliçesi geldi. Bu kişi iletişimde hani sorun yaşayan birisi değil zaten burada gördüğüm. Şey hani yanlış anlaşılmasın, öyle ne dediğini bilmeyen kişilerin de böyle üzerine alınmaması için bunu söylüyorum. Ne dediğini bilmeyen, ne anlattığını bilmeyen kişiler hiç böyle boşuna üzerine alınmasın. Burada ne dediğini de bilen, ne diyeceğini de bilen, sağlıklı sınırları da olan, karakter sahibi, çok zeki ve çok da güzel, albenisi yüksek bir kadın enerjisi görüyorum. Bazılarınızın evcil hayvanı olabilir. Kedisi, köpeği gibi. Kıyafetinizle, dış görünüşünüzle, güzelliğinizle, estetik algınızla da dişli enerjilerde çok dikkat çekme enerjisi var. Aşk kadın diyeceğim. Hani gerçekten burada hani öyle bir aşk kadın olma durumunuz söz konusu. Ve bu kişi sanki sizi gördüğünde biraz böyle kıskançlık da hissedebilir. Ya sanki görür görmez benim olmalı erillerde enerjisi yaşayacak olabilirsiniz. Eriller daha dışarıdan belki ketum, belki çok havalı, varlıklı olduğu için belki dediğim gibi hani böyle insanlarda bir ön yargı oluyor ya. Hani iptal yine ben bu tarz şeylere de katılmıyorum. Hani işte böyle bir hani kıyafetiyle, kılığıyla falan böyle hoş giyinen birisi enerjisini görüyorum. Belki böyle şey hani dişillere çok şey gelmeyecek olabilir başta. Burada yine dişillerin erilleri fark etmesinden ziyade ilk başta erillerin dişilleri göreceğini, fark edeceğini ve böyle bir peşlerinden koşacağını görüyorum. Ve sonra da görüşmek isteyecek, görüşme teklif edecek olarak geliyor açıkçası. Sizi böyle bir yolculuk esnasında bir yerde görüp sanki böyle bir sosyal medya araçları, işte WhatsApp, Instagram, işte Snapchat, whatever hani ne varsa artık hani şey olarak böyle bir kullandığınız, oradan da sanki böyle bir bulup yürümek isteyecek gibi görüyorum. Bir buluşma teklif edecek sanki size. Biraz varlığıyla, maddiyatıyla da etkilemeye çalışabilir sizi bu kişi açıkçası. İlk başta böyle çok duygusal gelmeyecek olabilir dişli enerjilere bu kişi ama etkilenecek dişli enerjiler. Dişli enerjilerde şöyle bir durum var bakın. Şu surat ifadesine bakınca onu hissettim. Şöyle size de göstereyim. Hani bir deneyelim bakalım. Hani wow, güzel hani
enerjisi çalıştırabilir. Dişil enerjiler. Burada benim gördüğüm. Bazılarınızı iş konusuyla ilgili fırsatlar sunmak isteyebilir. Yani kendi gücünü, varlığını size de şans oluşturabilecek şekilde sunmak isteyebilecek birisi olarak gözüküyor burada. Kendisi, dişil enerjiler birazcık ilişki yaşama konusunda ihtiyatlılar açıkçası burada gördüğüm. Artık evli dişil kim için dinliyorsanız bakın ikisinin özelliklerini de söylüyorum iki tarafında. İhtiyatlı kişiler ama çok çekici kişiler, çok zeki kişiler, dişil enerjiler. Ve sanki sonradan bu tılsım kralının içerisindeki aslında kupa kralını görecekler. Kılıç kraliçesiyle. Böyle bakın şimdi açıkça görüyorsunuz diyor ve tam kılıç kraliçesiyle geldi. Hani evet bu kişi gerçekten sadece maddiyatla yaşayan ya da çok böyle yüzeysel hani material girl akımı var ya. Böyle bir material boy değil, gerçekten içi de dolu birisi, duyguları da olan birisi gibi böyle daha böyle bir şeyleri net görebilirler ve böyle ideal aşk enerjisi, ideal ilişki enerjisi. Yine bakın aşk ve aşk geliyor ve kısmet, bolluk, bereket, yine dileklerin gerçek olması. Yani burada mesela bu desteği seçenler uyumlandıysanız dilek dileyebilirsiniz ama dilek diliyorsanız hayvanlara yardım edin, çocuklara yardım edin, bağış yapın, ağaç dikin, karşılığında muhakkak evrene bir şey verin. Bir şey yapın yani iyilik olarak. Hatta bunu dilemiyorsanız da yapmanız gerek zaten ama tekrar söyleyeyim. Burada çok güzel enerjiler var. Bakın bu kişinin kısmet getirecek yine bu eril enerjinin bir aşk olma durumu ve çok şanslı bir karşılaşma. Yani şans yüzüme güldü diyebileceğiniz bir karşılaşma. İki tarafta da çekicilik enerjisi çok yüksek. Dişil enerjilerde ateş ve hava etkisi yoğun olabilir. Erillerde de toprak, su ve yine bir tık hava etkisi olabilir. Dişillerde daha çok koç, aslan, yay ve kova, ikizler ve terazi etkisi görüyorum. Erillerde de boğa, başak, oğlak öncelikli ve yoğunluklu olmak üzere bir akrep enerjisi dişillerde de hissettim. Yani şurada bir akrep enerjisi, mesela akrep burcunu iki kartta göstermiyor ama ben bu iki karta baktığımda mesela bir akrep kadını vibe'ı aldım oradan. Bir akrep kadını enerjisi aldım. Hani çok çekici olması ama içten içe de böyle bir akrebin o kıskanan hani şeyinin olması gibi. Hani şu iki kart bana çok o enerjiyi verdi. Akrep teması yine iki tarafta da olabilir. Burada gördüm. Çok burçlara takılmayın. Enerji üzerinden bakmaya çalışın. Yine burada. Dediğim gibi erillerde de bir tık yine ikizler, kova, terazi etkisi olabilir ama toprak ve su, akrep, yengeç, balık, boğa, başak, oğlak. Dişillerde de aslan, koç, yay enerjisi. Yine hava. Yoğun olarak ikizler, terazi, kova gözüküyor. Akrep teması hissediyorum. Sanki tutkulu bir aşk iki taraf içinde başlayabilir. Ama yeni birisi. Derine dalma zamanı. Bakın tutku ve akrep dedim. Derin bir aşk. Yoğun bir aşk. Sonradan bunu göreceksiniz. Yani çok böyle soyut ve yüzeysel değil bir şeyler. Bunu görebilirsiniz. Dişiller erillere çok güzel gelecek bir de. Bayağı fiziklerinden de çok etkileneceklerini görüyorum. Dişil enerjiler çok çok güzel kişilerde olabilir burada. Eğer bir kadın için dinliyorsanız. Bir dişil enerji için dinliyorsanız. Yani burada mesela erillere nazaran dişil enerjilerin çekiciliği bir tık daha yüksek açıkçası. O zaten burada erilleri bayağı etkiliyor ama sonrasında onun altında çok yoğun duygular, çok derin duygular da gözüküyor. Ve Milken Hani geldi bakın. Bu kart bana hep Kupa 9'usu enerjisini hissettirir tarotta. Kendi böyle hali vakti yerinde olması. Böyle bir padişah gibi. Hani o padişah sofraları gibi. Hani böyle bir eli yağda, bir eli balda olma durumu. Her şeyin var olması durumu. Enerjisini bana çok hissettirir. İşte hayallerin gerçek olması yine gökkuşağı enerjisiyle. Milken Hani ile de geldi. Çok varlıklı birisi. Chopwood, bunu bir okuyacağım. Ve The Fates, kaderler. 17 kartı, bakın 17.
Yıldız ve Aşıklar çok burada büyük arkana Yıldız Aşıklar dediğim gibi kadersel bir karşılaşmanızın olabileceğini görüyorum ve Satürn devrede olabilir burada. Bir Satürn'ün ödülü gibi bir karşılaşmanız olabilir. Satürn'ün ödülü de tam ödüldür. Yani karakteriniz sağlamsa, yanlış ilişkiler yaşamıyorsanız, kendi merkezinizde kalıyorsanız, dünya karşısındaki gibi yanlış yapmıyorsanız, işte doğaya, hayvanlara, insanlara karşı saygılı, sevgili, merhametliyseniz, böyle işte ne olduğunuzu anlamadığınız sırada karşınıza çok güzel şanslar da çıkarabilir. Ve hani yıkılmaz bir, sağlam bir şey çıkarır Satürn. Hep öyle anlatılır. Şu çok mutlu okuyacağım. O süpürmek gibi bir şeydi galiba. Odunu kırmak. Ama buradaki anlamını bir okuyalım. Burada da yine being grounded in everyday experience humility. Yani hem alçak gönüllülük var burada hem de köklenme enerjisi. Yine aslında hani ben burada tılsım kralı enerjisini görüyorum. Yani kök çakranın sağlam olması, maddiyatın işte ayaklarının yere sağlam basma durumunun sağlam olması zaten Milken hani o çok böyle bolluk, bereket, sefa içerisinde bir hayatı var bu kişinin. Bir de burada günlük işleri yapmaktan da bahsediyor aynı zamanda. Anda olmak. Anda yaşayan birisi olabilir. Ben burada şey enerjisi hissettim açıkçası. Sanki böyle iki tarafta işinde gücündeyken, kendi havasındayken diyeceğim, kendi hayatındayken, iki tarafta kendi merkezindeyken ve çok mutlu, mesut, hani geçmişte belki böyle saçma saçma ilişkileri geride bıraktıktan sonra böyle bir döngü kapandıktan sonra sanki tam böyle kendiniz andayken, merkezdeyken, eril de dışil de kendi merkezlerinde bir hayat yaşayabiliyorlarken karşılaşacaklar gibi görüyorum. Şu Milken Honey'i de çok okumak istedim açıkçası. Milken Honey. Winnie the Pooh'yu hatırlattı biraz da bana. Yani fırsatlar, bolluk, bereket, ihtiyaçlarınızın karşılanması demiştim. Tutkulu bir ilişki, aşıklar arasındaki tutkulu bir romantiklik. Çok güzel geldi yani. Bayağı güzel geldi. Ve bu aşk ikinizi de besleyebilecek bir aşk olarak gözüküyor. Kupa Prensi, Tılsım Kraliçesi ve Tılsım Dokuzlusu. Demiştim, kadınlarda muazzam bir güzellik var. Yani şu iki kartta böyle bir zaten güzellik, kendi merkezinde kalma. Yani hem kılık kıyafetiyle hem böyle fiziğiyle, görünüşüyle kalbin güzel olması, dışın güzel olması bunları anlatır. Çok böyle başak enerjisi de hissettim burada bir tık açıkçası yine dişillerde. Ve kendi merkezi. Bakın burada hani bir lüks yaşam. Yani iki tarafta bir kere maddi olarak burada çok böyle had safhada bir hayat yaşayacak olarak gözüküyorlar. Estetik algılar, işte ortak belki müzik zevkleri. Böyle hani şey görüyorum. Biraz yüksek bir seviyede ilişki yaşamak. Yani işte belki birlikte sergi gezmek, işte yurt dışını gezmek, işte belki defilelere gitmek. Hani burada böyle hani işte bir Chanel, bir Hermes aslında da neyse.
Hani böyle bir bu defilelere gitmek, belki işte böyle gezmek, bazen o markaların da sergileri vesaire etkinlikleri oluyor. Böyle biraz böyle bir hayat yaşayabileceğiniz birisi olarak görüyorum birlikte. Ama kendi merkezinizde kaldıktan sonra dediğim gibi karşınıza çıkacak. Material dedim, materialistik diyor burada da bakın. Güzellik enerjisi çok yoğun ve birbirinize göre bakın tılsım kralı, tılsım kraliçesi. Birbirinize göre yani bu kişi sizi gördüğünde diyecek ki bu kadın gerçekten benim hayatımda hani olmalı. Bakın burada da aromantik konuş. Aromantic encounter diyor. Yani romantik bir karşılaşmadan bahsediyor. Sosyal davetler ya da olaylar diyor. Bahçelerde de bunu çok gördüm. Bir yerde bir görüp sonra peşinizden gelme enerjisini çok yoğun görüyorum. Tekliflerde bulunacak sanki. Tekrar görüşmek, buluşmak isteyecek. Ya da iş aracılığıyla bir şeyler sunmak isteyecek olabilir. Muazzam geldi. Mystery, relaxation ve blessings. Belki biraz gizemli başta gelecek birisi olabilir burada size. Dediğim gibi o duyguları sanki sonradan açıkça göreceksiniz belki. Relaxation yani hayatı böyle rahat akışıyla yaşamak ve şükretmek. Hani gerçekten burada size muazzam bol bereket, aşk, sevgi, tutku sunabilecek birisi olarak gözüküyor. Bearing fruit, bakın yine bir kupa aslı gibi bir enerji var. Bakın, great and full, yani çok dolu bir mükemmel bir duygu durumu yaşamak, aşk yaşamak ve the uncharted sea, the uncharted sea'yi okuyacağım. Yine burada da dörtler çok dikkatimi çekti. 4, 34, 24, 4, 46, 43, 17, 17, 2, 2, 24, 21. Şu Uncharted C'yi bir okuyalım. Yetişmem gereken bir yer var. Ona rağmen böyle detaylı detaylı size şu anda video çekiyorum. İnşallah yetişebilirim oraya da. Yine burada bir gizemden bahsediyor aslında. Konfor alanından çıkmak. Farklı şeyler seçmek. Ve hani kaderin güzel ilerlemesi sizin için. Bakın yine kadersel bir durumdan ya şey hissettim. Sanki konfor alanınızdan çıkıp bir yere gittiğinizde, bir yeri gördüğünüzde karşınıza çıkabilecek birisi olarak gözüküyor ve yine bir gizem, birbirinize gizemli gelmeniz durumları da söz konusu olabilir. Bearing fruit yine böyle bir meyve vermem. Emeklerin karşılığını vermesi. Bu kadar olur. Bakın diyor ki the relationship between the external world and the internal world of feelings and beliefs. Yani iç ve dış dünyayla burada hem duygusal olarak yani ben şunu hissediyorum burada yani görüyorum ve bu cümlede de bunu söylüyor aslında mesajı. Yani hem materyal olarak yani hem maddi olarak hem manevi olarak birbirinizle güzel paylaşımlar yaşayabileceğiniz birisi.
Bakın burada da diyor magic flows through you from the unseen world into the world you perceive. Sihir, büyü. Hani pozitif anlamda tabii ki. Hani o evrenin işte o yıldız kartı, şansı dediğim gibi güzel bir insan olmanızdan dolayı işte hayvanlara, doğaya, karakter olarak karakterli yapınızdan dolayı size hani o görünmez dünyadan görebildiğiniz dünyaya aktarılması şansların. Ve mükemmel bir bolluk, bereket zamanına da giriyorsun diyor. Ve ne istiyorsan hayatına çekebileceğin hem kariyer anlamında hem ilişkiler anlamında ve çok da hani çekiciliğinin yüksek olabileceği, etkileyiciliğinin yüksek olabileceği bir zaman diyor. Wow. Muazzam geldi. Demek arada bir bazen aklınızdaki kişilerden bir cacık olmayacağı ile ilgili belki uyarılar yapmak gerekiyor böyle açık seçik ki şu enerjileri yaşayabilin, değil mi? Harf seçelim şimdi. Çok güzel geldi ya. Büyük arkana kartları zaten çok pozitif kartlar var. Ama dediğim gibi yani bu gerçekten karakterli, doğru ve düzgün, dürüst yaşayan, niyetin doğrultusunda işte hayvanlara, insanlara, masumlara, sevgili, saygılı, merhametli, kendini bilen, merkezinde kalabilen kişilerin bulabileceği bir aşk. Hem eril hem dişil için. Erillerde sert bir mizaç olabilir. Yani böyle duruşu, hani normal kendi doğal duruşu, mizacı biraz sinirli gibi olabilir. Böyle zor gülümseyen birisi olabilir. Hani çok nadir gülümseyen. Böyle sadece mesela ikili ilişki yaşadığınızda ve konuştukça kendini açtıkça böyle hafiften ara ara gülümsediğini gördüğünüz birisi olabilir. Aynı zamanda erillerde böyle bir sert mizaç, böyle hafif kaşların çatık olması enerjisinde görüyorum aynı zamanda. Evet, harflere bakalım. Ş, D, T, J, G, Ö, E, İ, O ve N harfleri geldi. Ş, D, T, J, G, Ö, E, İ, O ve N harfleri ikinci deste için gelen harfler. Evet, ikinci deste anonim objesini seçenler, niyetine uygun kişiler ve enerjiler için evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir dediğimizde gelen enerjiler bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şey oluyor bir de, böyle burada izliyorlar, abone oluyorlar. Ondan sonra akıllarındaki kişiyle ilgili negatif şeyler duyunca hemen abonelikten çıkıyorlar falan. Sorun değil, ben insanları kandırarak takipçi toplamak isteyen birisi değilim zaten. Neyse o. Yani kimseyle sonuçta hani kimseye bir garezim yok. Ki bugün bile yetişmem gereken bir yer olmasına rağmen size video yetiştirebilmek için detaylı detaylı, keyifli keyifli açılım yapıyorum. Evet. Ve yıldız objesini seçenler, üçüncü desteği seçenler, şurada kartınızı da alalım.
çıktı. Şunlar diğer destelerde gelenler. Evet, yıldız objesine 3. desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım kartlar neler gösterecek. Evet. Üçüncü desteği yıldız objesini seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Nasıl birisiyle evlenebilirsiniz? Üçüncü desteği yıldız objesini seçenler. Niyetine uygun kişiler ve enerjiler için. Evleneceğiniz kişi nasıl birisi olabilir? Nasıl birisiyle evlenebilirsiniz? Üçüncü desteğim, yıldız objesini seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Üçüncü desteği, yıldız objesini seçenler. Niyetine uygun kişiler ve enerjiler için. Nasıl birisiyle evlenebilirsiniz?
renkleri en son seçeceğiz. Şu destelerim açıya sığmayacak, sığmıyor. O yüzden ben bunları yine seçeceğim, kenara koyacağım. Yorumlarken size göstereceğim. Evet, kartları seçtim. Gayet güzel gözüküyor. Evet, üçüncü desteği yıldız objesini seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Bakalım nasıl birisiyle evlenebilirsiniz. Protection, koruma. Willpower, yapma gücü, her şeyi tezahür ettirebilme, yapabilme ve bu konuda istekli olma, güçlü olma ve spirit guide, ruhsal rehber enerjisi burada söz konusu. Birbirinize yansıtacağınız birisi olabilir. Bakın dünya ve ay var, uydusu burada gördüğüm. O enerjiyi çok yoğun olarak hissettim ve burada da açıkçası sanki böyle bir hani içinizdeki sizin, karşınızdaki siz olarak durması gibi ve birbirinizi yansıtma enerjiniz, hani dünya ve ay gibi, böyle birbirinizin uydusu olma gibi bir durumunuz olabilir burada benim gördüğüm. Korumacı birisi olabilir. Maneviyatı yüksek birisi olabilir. Burada belki ruhsal rehberleriniz tarafından bu kişiyle ilgili mesajlar aldığınız birisi de olabilir. Devam edelim. Tılsım anusu. Kılıç sekizisi. İmparator. Enerjiler gelmedi. Ama şey var. Ben bu kişiyi, özellikle dişilerin erilleri geride bırakma enerjisini görüyorum. Bu kişi tanıdığınız birisi olabilir. Bakın zaten orada bir çapatma durumu var dişilerde. Ama şey de var. Ego da yaptı dişilerin. Hani ya hani peşimde koşsan da, istediğin kadar artık sağlam geliyorum desen de, ben sana kılıç beşlisi gibiyim, hani ancak koşarsın gibi bir dişi enerjilerin. Bakın o kupa kralına böyle bir kılıç beşlisi gibi bakma durumu var dişilerde. Hani ay uğraşıyor musun gibi, hani böyle biraz dalga geçer gibi. Hani şimdi mi aklın başına geldi? Hani uğraş bakalım, hani ben çoktan hani seni aştım der gibi. Ama içten içe de aslında bekledikleri, biraz böyle bir şeyleri sanki hırs yaptıkları dişil enerjilerin birisi olarak görüyorum. Şimdi burada enerjileri hissetmişken söyleyeyim. Bu kişinin ailesi, burada erillerin ailesiyle ilgili açıkçası sanki zamanında siz ilişki yaşarken ya da yaşayacakken ailesi nedeniyle burada bazı konularda sizinle ilgili tutukluk yaşamış olabilir. Ya da siz onun ailesi nedeniyle belki birazcık daha gizli kalan bir kişi olmuş olabilirsiniz. Belki gizliden gizliye görüştüğü, buluştuğu. Bazılarınız için şöyle bir durum olabilir. Burada erilerde özellikle zaman, burada iki enerji hissediyorum. Birincisi direkt olarak kendisi aile içerisinde sıkıntıları olan, işte babasıyla belki problemleri olan, evde babası çok baskın olan, kendisini çok ortaya koyamayan birisi olduğu için zamanında sizinle doğru düzgün ilişki yaşayamamış ve sizin bitirdiğiniz, yani dişillerin daha doğrusu bitirdiği birisi olabilir. Burada gördüğüm
kendisi. Yani eriller böyle gözüküyor. Bir baba baskısıyla yaşayan birisi enerjisini çok yoğun olarak gördüm açıkçası. Burada sanki bir arkadaşlığınız, bir paylaşımınız olmuş ama sanki bir şeyler tıkalı kalmış kılıç sekizlisiyle. Yani böyle aileyle ilgili bazı noktalara çapayla da geliyor. Saplanıp kalmışsınız karşılıklı olarak ve bu bir bitiş getirmiş aranızda. Ve bu kişinin şimdi sanki tekrar ben olgunlaştım, ben seni seviyorum ve sağlam gelmek istiyorum, görüşmek istiyorum deyip hani sanki sizin birazcık daha işte gizli saklı olmanız, kitap kartıyla belki bir haber alamaması, ne durumdasınız öğrenememesi, belki bir ortak arkadaş ya da bir anne aracılığıyla, belki bir abla aracılığıyla size gelmek istemesi gibi bir süreç görüyorum ben burada bu kişinin. Bu gördüğüm birinci ihtimal. İkinci ihtimal, bu kişi zamanında evli olmuş birisi olabilir. Kendisi bir baba olabilir. Ailesiyle sıkıntıları olan, ailevi durumları nedeniyle sizinle ilişkisini istediği yere götürememiş. Belki sadece arkadaş, görüşmeler, konuşmalar bu aşamada kalmış zamanında bir ilişki olabilir. Ama burada dişil enerjilerde şey görüyorum. Bir şeyleri hırs yapma ve bitirme, kızma, bir yerde öfkelenme aslında. Bir yerde böyle bir hani sanki geldiğinde dişil enerjiler bu kişiye böyle bir nasıl desem umursamayacakmış gibi ya da böyle küçük görür gibi, böyle bir hani dalga geçer gibi yaklaşabilir. Ama içten içe de sanki böyle bir hırsla ya sen bana geleceksin, hani yavaş ama belki zamanı var ama eninde sonunda bana geleceksin dediği birisi olarak görüyorum dişli enerjilerin bu kişiyi açıkçası. Biraz böyle ruha çapa atmış demek istedim burada gerçekten. Sanki ikiniz de birbirinizin ruhlarına böyle bir çapa atmışsınız aslında. Çok kazınmışsınız. Yani belirgin yerlere sahipsiniz burada. Evliyse de belki boşanıp sizinle ilişki yaşamak için gelecek birisi olabilir burada. Ama zamanında bir belki bir anne baba figürü, kendisi baba olabilir, belki eşi bir anne olabilir evliyse. Bunlar nedeniyle bir tıkanıklık yaşamışsınız. Ve dişli enerjilere sonradan görüşme isteğiyle, kupa kralı ve tılsım şövalyesiyle ve sağlam da açıkçası, belki yavaş ama sağlam gidebilecek, adımlar atabilecek birisi olarak gözüküyor. Dişlilerde şöyle bir inat var. Ne yazarım, ne ederim, ne ararım, ne sorarım. Hani inadım inat. Gelsen de yüzüne bakmam. Hani burada sanki gerçekten böyle bir diz çökmesi gibi ya da böyle ya sen benim kapıma geleceksin, seneler de geçse sen hani o buraya gelecek tarzında bir duruş görüyorum dişli enerjilerde ve bu kişinin evlenebileceğiniz birisi olabileceğini gösteriyor. Ama yani bu kupa kralı, şu imparatorun işi zor. Çünkü kılıç beşlisi, yani burada egolar var, güvensizlikler var, karşı tarafa karşı sinirin, öfkenin getirdiği bir savaş hali var. Yani daha çok uğraşırsın. Yani bu kişi uğraştıkça dişli enerjiler dalga geçebilir, yok sayabilir. Çünkü zamanında yapılmamış. Hatta zamanında bu kişi belki de bitirmek isteyen bu kişi de olabilir. Bakın, çünkü imparator, değnek prensi ve ölüm. Bu kişiden size belki bitişle ilgili bir haber gitmiş olabilir. Ya da bir iletişimin ardından bir bitiş görüyorum. O kişi bitirmediyse bile zamanında. Bu kişi de geçmişten birisi olarak gözüküyor. Clean it up. Temizlik. Barış. Barışmak için gelecek birisi. İşte bir temizlik, bir bitiş, bir dönüşümden sonra bakın. Belki işte bu ailevi durumların dönüşmesi. Evlilik veya bekarsa da kendi ailesiyle ilgili sıkıntıları dönüştürdükten sonra hayatınıza gelebilecek birisi. Ve tam bunu derken bakın, her engeli aşın kartı geldi. Yani bazı engelleri aşıp da gelecek ama burada ben kısa süre içerisinde gelebilecek birisi enerjisini görüyorum. Belki 2 senesi falan, 1 senesi, 2 senesi olabilir buradaki durumun. Zamanla çok takılmayın ama. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz diyor. Clean it up, orta yolu kabul edin ve barış enerjisiyle geldi. Gerçekten bir barış, anlaşma isteyerek gelebilecek birisi.
Zamanında sizi belki yalnız hissettirmiş, yalnız bırakmış birisi ya da üçlü ilişki gibi bir şey yaşatmış, böyle bir durumun içerisine sokmuş ya da ailesiyle sizin arasında kalıp sizi çok tatmin edecek adımlar atmamış ve bitişe gitmiş birisi, ilişkinizin bitişe gitmiş olduğu birisi olarak gözüküyor ve yine bir aziz enerjisi geldi. Dünya bir kapanış var aranızda. Bir sayfa kapanmış ve şu an sessizlik var. Ama kupasıyla da geliyor. Sanki bir aşk burada hani aranızda aslında duygular olmasına rağmen bir sayfa kapanmış ve şu an bir belirsizliğin olduğu birisi olarak gözüküyor bu kişi. Aynı zamanda şunu da görüyorum. Yine Azize ve Dünya ile özellikle dişil enerjilerin tam evlenilecek kadın olarak görülme durumları söz konusu. Yine burada. Yine romantik işte güzel bir... Bu kişi aynı zamanda arkadaşlık da kurabildiğiniz ve kurabileceğiniz birisi olarak gözüküyor. Zamanında belki size çiçek almış ya da böyle içecek bir şeyler ısmarlamış falan birisi de olabilir. Ve burada da bir aşk mektubu diyor. Mektup yazar mı bu kişi? Belki zamanında aşk mektubu değil de zamanında aranızdaki sürecin bitişe götüreceği bir şeyler söylemiş sanki. Yani bir şey söylemiş ve sonra bir bitiş olmuş. Ya da ondan bir haber olmuş ve bir bitiş olmuş sanki. Ve burada ben şeyi görüyorum. Dişli enerji burada kendisiyle ilgili aslında gururlu ve mağrur bu durumla ilgili. Yani diyor ki ben yanlış bir şeyin içerisinde kalmadım. Yani aile veya başka bir şey. Benim sorumluluğumu almadın. Ya da benim takılı kaldığım ya da bataklık gibi bir şeyin içerisine sokacaktın. Ve ben burada bir dönüşüm tercih ettim. O yüzden de kendime saygımı kazandım diyorlar sanki bu kişiyle ilgili. Dünyada da onu hissettim. Hani sanki bu Azize ve Dünya'yla belki bazı ruhsal sınavlar verilen bir ilişki. Karakterli durabilmek. İşte belki bir başkası için üçüncü kişi olmama sınavı ya da bir kişinin ailesiyle bir kişinin ailesi veya o kişi arasında kaldığı sırada yani beni böyle bir orta noktada bırakıyorsan bitiş hani diyen ve bu bırakması nedeniyle dişli enerjilerin özellikle burada aslında aranızdaki engellerin dönüşmesine izin verdiğiniz birisi olarak gözüküyor. Time for a nap, uyku vakti diyor burada ama şunu da gördüm. Belki burada yine rüyalar, Azize, hissetmek, dişli enerjiler. Ben burada şunu görüyorum. Bunu dinlerken uyumlanıyorsanız buradaki enerjilere. Geleceğini çok hissettiğiniz birisi ama biraz zamanla gelebilecek birisi olarak. Belki rüyalarınızda falan gördüğünüz birisi olabilir. Ben bir de şey de hissettim. Belki birlikte uyumuş falan olabilirsiniz. Bir şeyler içip uyumuş falan. Ya da böyle uyuyana kadar sohbet etmiş olabilirsiniz. Burada da bakın meditasyon yap ve kendini ruhunun gerçek isteğine ve ruhunun gerçek isteğine odaklan diyor. Yani böyle pasif bir şekilde dişli enerjiler sessiz ve bekliyor. Geleceklerini biliyorlar ve o kişinin gelme durumu söz konusu. Bir arkadaş vesaire aracılığıyla da gelmeye çalışacak olabilir ama dişli enerjiler kılıç beşisi gibi. Yani içlerinde bir hırs var, bir güvensizlik. Böyle hani hırs yapma durumu var bu kişinin gelme durumunu. Bitirmişler ve sessizler ama ben... O hırsı yine burada bir tık akrebin o şey enerjisini gibi. Bir tık intikam hırsı gibi bir şey de var ama zarar vermek gibi değil. Hani yola geldin sonunda ama bakalım şimdi ben orada mıyım gibi bir şey var burada. Dişli enerjiler tarafında. Yine hatıralar geçmiş demiştim. Birinci destede de geçmiş demiştim. İki destede de hatıralar geldi zaten. Communication, iletişim ve trust. Ya bu kişi sizin... Geçmişten çok yoğun olarak birisi olarak gözüküyor. İletişim isteğiyle dediğim gibi gelebilecek ve ona güvenmenizi isteyecek birisi olarak da geliyor burada.
ruhsal olarak hissettiğiniz birisi olarak da ya da ruhsal sınavlara tabi tutan sizi birisi olarak da görüyorum. Rüyalar gördüğünüz. O da sizinle ilgili çok rüyalar görüyor ve görmüş olabilir. Tam bunu derken Exposed and Revealed kartı geldi. Yani burada bir şeyleri net olarak artık görmek durumu var sizinle ilgili. Zaman enerjisi var yine, Divine Matrix enerjisiyle. Ve yine Higher Wave bir şeyleri daha net olarak görmek aslında. Bir şeyler artık açığa çıktı diyor, hani yayıldı, ortaya çıktı ve artık daha net gözüküyor. Bu kişi zamanla sizinle ilgili bir şeyleri daha net anlayabilecek ve görebilecek. Belki ders alacak. Bu biraz Satürn'ü de anlatır. Açıklamasında öyle hatırlıyorum. Ve hani sonradan daha olgun. İşte burada yine baykuş gibi. Harry Potter'ı da hatırlattı tam şu şey bana. Burada hani tam böyle yılbaşı zamanlarında da genelde böyle baştan izlerim. Geçen yılbaşı kar falan yağdığında da izlemiştim. O da aslında kahramanın yolculuğunu anlatan bir film. Çoğu film ve dizi aslında Tarot'u da böyle çok derin öğrendikten sonra hepsi böyle bir yolculuk, kahramanın yolculuğu denen o yolculuğu anlatıyor aslında. Onu görüyorsunuz, o döngüyü. Ve A Higher View burada daha yüksek bir işte hani yüksekten, gözlemciden aranızdaki durumu görebilmesi, hani böyle biraz geç olgunlaşacak belki sizinle ilgili. Bir şeyleri daha net görmesinin, daha belki olgun yaklaşabilmesinin zamanı olduğunu söylüyor aynı zamanda burada kartlar. Ve sanki size de kendisini kanıtlamak isteyecek. Hani gerçekten istediğine yönelik. Hani geç belki, biraz şey hissettim, geç dank edecek demek istedim ona bir şeyler. Böyle gözüküyor buradaki enerjilerde. Harf seçelim. İçten içe dişilerin uyuzda olduğu birisi gibi hissettim açıkçası. F harfi, Z harfi, Ü, M, B, Ş, U, K, T ve D harfleri geldi burası içinde. Harflerden ziyade daha çok dediğim gibi siz enerjilere odaklanın. Evet, burası bu şekilde geldi. Gizli saklı zamanında görüştüğünüz, buluştuğunuz birisi ama o ailevi durumlar nedeniyle sanki gizli gizli görüşmüşsünüz, işte bir şeyler yemişsiniz, belki eğlenmişsiniz falan. Ve bir yerden sonra bir bitiş ana. Ve o bitiş dişilerin bir şeyleri hırs yapmasına neden olmuş. Ve o beklediğiniz kişi geç de olsa sanki gelecek gibi gözüküyor. Ama geldiğinde sizi bulur mu bilemem ama evleneceğiniz kişi olarak gözüküyor mu? Gözüküyor yani. Dünya ve Azize ile de sanki uzun süre o bekleyiş, sessizlik, bir bütünleşme ve aşkın bütünleşmesiyle sonuçlanabilecek bir enerjide de geliyor. Evet, bir ruhsal sınav da verilmiş gibi görüyorum yine. Özellikle dişiler açısından burada çok yoğun. Karakterli olmakla ilgili. Yine kendi merkezinizde kalabilmekle ilgili. Dünya ve Azize kartıyla. Yani o aşk artık tamamlanmaya geliyor gibi bir süreci de gösteriyor. Evet, burada ya burç, her telden burç var açıkçası. Akrep görüyorum. Akrep, yengeç, balık, koç, aslan, yay, boğa, başak, oğlak. Hemen hemen her telden işte kılıçlar, kova, terazi, ikizler. Hemen hemen her burçtan enerji burada söz konusu. Ama yengeç, akrep, koç, başak, bunlar bir tık daha yoğun gibi gözüküyor. Daha çok enerjilere odaklanın. Harfler de bu şekildeydi. Üçüncü deste bu şekildeydi. Yıldız objesini seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri de dinleyebilir. Evet, açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.